Allahümme salli ve salli ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede inamillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Araç mantığına göre yönetimden bahsediyoruz. Futat-ı Medine 2. cilt 23. bölümdeyiz, cüzdeyiz. Evet, bir aracı bir vakitliğiyle beraber yönetmeye başlar, yönetmeye talip olur, yönetmen gerekliliğini anlamaya gayret ederiz. Bir aracı yönetmek kabiliyet değil, mahiyet üzerindedir. Araca kabil olanlar bu aracı kullanabilirler. Evet aldım, satın aldım, kullanacağım derler. Ancak mahiyet üzere olabilenler o aracı yönetebilirler. İkisi arasındaki bu temel farklılık Usta ile kullanıcı arasındaki farkı anlamak kadar araçların mahiyetinden haberdar olmanın kabiliyetten ayrı bir şey olduğunu bilmeyi gerektiriyor. Araçları yönetebilirim diyenler eğer aracın mahiyetinden habersizseler aracı yönetmeye kabil olsalar da aracı kullanımını yönetmektedirler aracı tanımayan, tanımlamamış gerekliliklerine süreç ve işte işte anlayamamış olanlarsa ne yazık ki mahiyetinden bir haber hakiki bir yönetime dahil olamazlar. Yönetilemeyen bir araç kabil yahut mahir olabilir. Çünkü bir diğer taraftan denk gelebilir, bunu kullanan kişi yönetme mahiyetinden habersiz olsa da aracın kendisi otomatik ya da kendi özelliğinden gelen bir yönetime tabidir. Yahut böyle bir durum yoksa ondan ancak kabil özellikler alınabilir. Bu da bu araçtan beklenen bütün gerekliliklerin kendinden öteye var olan hikmeten gereklilikleriyle buluşmasına engel olmaktadır. Yani örneğin insanı tanımadan insan üzerinde bir şey yapmak isteyenler Zaman zaman insanları yönetmiş olabilirler ama bunun farkında olarak yapmadıkları için kitleler karşısında garip garabet kalırlar. Halbuki insanlar kitle değildir, kitle de olamazlar. Aracı araç olarak bir başka araç uğrunda sarfa zorlamak, araç yönetmektir. Zira biz herhangi bir aracı tek başına yönetmekte mükellef olanlar değiliz bir aracı bir şey uğrunda kullandıkça o araçtan gerekli olan sarfı elde edebilecek şekilde yaratılmış canlılarız. Bir hayvan eline aldığı herhangi bir araçla kendi hayatındaki herhangi bir şeyi çözümlemeye kavuşmuş olabilir. Ama az olan birden fazla aracı bir başka araç için ya da bir aracı birden fazla araç için ya da bir aracı bir araç için kullanarak o uğurda sarf edip yeni bir şeyi zorlayarak yeni bir hakikate ulaşmak bu yönetimin adı olur. O zaman insanları birbirlerinden bağlayabilmek, bu bağlantıdan bir hakikati olmak bu hakikatten bir hikmete ermek ancak böyle mümkündür. Aracın mantığına göre yönetin, aracın kabiliyle değil mahiyetiyle mümkündür. Bir dahaki bölüm görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.